Arkadaşlar selamlar İslam tarihindeyiz buradan bir tane soru gelecekmiş gibi çalışacağız önemli noktaları değineceğim yavaş anlatacağım basit anlatmaya çalışacağım ilk sayfayla başlayalım şimdi hepimiz biliyoruz değil mi 571 yılında Hazreti Muhammed doğuyor yani kaçıncı yüzyıl oluyor 6. yüzyıl 6. yüzyılın ikinci yarısının 3. çeyreğinde Hazreti Muhammed dünyaya geliyor peki 610 yılında ne oluyor? 610 yılında da ilk vahiy iniyor. Dolayısıyla 610'da İslamiyet yeryüzüne inmiş oluyor. Peki kaçıncı yüzyılda İslamiyet yeryüzüne inmiş? 7. yüzyıl. Yani 5 6 7. 7 böyle yazılıyor değil mi? 7. yüzyılda İslamiyet yeryüzüne iniyor. Arkadaşlar İslamiyet yeryüzüne indiği dönem, yani o dönemde şartlar nasılmış? Bakın. O dönemde dünyada Doğu Roma İmparatorluğu diye bir devlet var. Yani Bizans dünyanın egemen devletlerinden bir tanesi. Orta Asya'ya bakıyoruz. Birinci Göktürk Devleti var. O da çok güçlü Orta Asya'da. İran topraklarının sınırlarını taşırmış artık daha da geniş sınırlara yayılmış Sasaniler var. Biliyorsunuz Sasaniler bir Türk devleti değil. İran topraklarında bir devlet. Arabistan Yarımadası'na bakıyoruz. Mayin, Sebe, Hire, Himyeri, Gassani gibi devletler var. Yani bu durum şunu gösteriyor. Arabistan Yarımadası'nda şehir devletleri var. O zaman ne yok? Siyasi birlik Arabistan'da yok. Tamam mı? Siyasi birlik neymiş? Yokmuş. Şehir devletleri varsa zaten birlik, bütünlük olmuyor. Peki o dönemde Arabistan'da arkadaşlar kölecilik anlayışı çok güçlü. Yani köleler var, cariyeler var. Cariyeler alınıp satılıyor, miras bırakılabiliyor. Kadınların çok değer görmediği bir dönem. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir dönem. Hatta bu yüzden ne deniliyor? Cahiliye dönemi deniliyor. Niye cahiliye dönemi deniliyor o döneme? Çünkü medeniyetten yoksun, bilimden, sanattan bu tarz gelişmelerin hiç yaşanmadığı, kadının zulme uğradığı, kölecilik anlayışının olduğu, kölelerin zulme uğradığı bir dönem. Dolayısıyla cahiliye dönemi. Ve İslamiyet e, bu yüzden İslamiyet Arabistan'a gelecek ve o bölgede Hz. Muhammed öncülüğünde yayılmaya başlayacak. Kaçıncı yüzyılda? 7. yüzyılda. Tamam mı? Zaten Hz. Muhammed'in birçok çalışması kadınların özellikle zulme uğraması ya da kölecilik anlayışının ya da puta tapma anlayışının ortadan kalkması için mücadele veriyor. Şimdi Burada bakıyoruz kan davaları yazıyor. Kan davaları da gerçekten o dönemde çok etkin. Yani e, Araplarda soy üstünlüğüne dayalı bir anlayış var. E, dolayısıyla e, so, aşiretler arasında sürekli mücadeleler var. Kan davaları yaşanıyor. Hatta o dönemde e, Haram ayları denilen aylarda savaşmak, çatışmak yasakken bile o dönemde savaşlar çıkabiliyor ve o yüzden bu savaşlara ficar savaşlar yani yasak olmaması gereken savaşlar yaşanıyor. Ne zaman? Haram aylarında. Haram ayları hangileri? Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ayları haram aylar olarak ifade ediliyor. Bu dönemde savaşmak yasak ama savaşıyorsan o savaşa ne ad verilir? Ficar savaşları. Buraya bir ÖSYM yazalım tamam mı? Yani ayete SOS 1 SOS 2 de buradan çok güzel sorular sorulabilir. O zaman Ficar savaşlarını bilmiyorsan öğrenemediysen bir daha dinleyeceksin bu videoyu mecbur. Ukaz panayırları dersem de o dönem arkadaşlar Arabistan'da en kültürel ortamın yaratıldığı gelişme bu aslında. Panayırlarda, Ukas panayırlarında insanlar toplanıyorlar, farklı kabileler, aşiretler, insanlar toplanıyorlar, ticaret yapıyorlar, şiir okuyorlar, yarışmalar düzenliyorlar. O yüzden Ukas panayırları dönemin en güzel gelişmelerinden biri diyebiliriz. Araplar arasında kültürel birliği sağlayan bir gelişme. Yine bu dönemin en güzel işlerinden biri Hilful Hudul teşkilatı. Bu da Mekke'de haksızlığa uğrayan bir tüccarın haykırışları sonucunda kuruluyor. Şimdi dışarıdan bir tane tüccar gelmiş Mekke'ye ticaret yapıyor işte ticaret yaptıktan sonra tabi malını veriyor ama parasını alması gerekirken alamıyor. Haksızlığa uğruyor. Bunun üzerine sinirleniyor ki bu, bu dönem bu tarz olaylar çok oluyor Mekke'de. Bunun üzerine sinirleniyor ve yüksek bir yere çıkıyor. Diyor ki Mekkeliler bana hakkımı versinler diyor. Mekke'nin ileri gelenleri falan toplanıyor. Gerçekten bir haksızlık var. İşte bu haksızlıkları engellemek amacıyla o dönem Hilfil Fudul Teşkilatı kuruluyor. Hatta Hazreti Muhammed de bu teşkilata genç yaşta üye oluyor. O zaman Ukaz Panayırları, Hilfil Fudul Teşkilatı, Ficar Savaşları asla unutulmayacak. O dönemde dünyada var olan devletleri bilmende fayda var. O dönemin şartları çok kötü. Cahiliye dönemi yaşanmış bunu unutma. O dönemde Arabistan'da putperestlik, Hristiyanlık, Musevilik, Haniflik gibi inanışlar var. Haniflik de Hazreti İbrahim'in inancı o dönem tek tanrılı bir anlayışı ifade ediyor. Burası bu kadar. Şimdi ne yapalım? Hazreti Muhammed dönemi yaşanan gelişmelerine bakalım. Bakalım ne varmış. Hazreti Muhammed döneminde arkadaşlar şöyle başlayalım. Bakın 610 yılında Hazreti Muhammed'e peygamberlik geliyor. Hira Dağı'na vahiy iniyor. 615 yılında Habeşistan'a göç yapılıyor. Bakın bu çok ilginç. Normalde hepimiz biliyoruz ki 622 yılında hicret olayı yaşanıyor. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ediyor değil mi? Ama bu göç daha öncesinde yaşanmış. Bakın Müslümanların ilk göç yeri neresi? Habeşistan. Günümüzdeki Etiyopya toprakları. Tamam mı? Buna dikkat edin. Akabe biatları deyince aklıma ne gelsin? Akabe biatları şu. Hazreti Muhammed şimdi Mekke'de o dönem Medine'den bazı insanlarla görüşüyor ve o insanlar İslam'ı benimsiyor. Hatta Hz. Muhammed o dönem 621-622 yıllarında iki kez görüşme yapmış ve İslam'ı benimseyen bu insanlar Medine'de İslam'ı yaymışlar. Yani Müslümanlar hicretten önce daha Medine'ye gitmeden önce İslam Medine'de yayılmaya başlıyor bu insanlar sayesinde. Aslında bir ön hazırlık yapmış oluyor. Bu açıdan önemli. 622 yılında Asıl hicret olayı gerçekleşiyor. Mekkeli müşrikler artık Müslümanlara rahat vermiyor, yaşam alanı bırakmıyor. Müslümanlar Hazreti Muhammed öncülüğünde ne yapıyorlar? Mekke'den Medine'ye ne, neleri varsa toprakları, arazileri, malları, hayvanları, evleri hepsini bırakıyorlar. Mekke'den Medine'ye Müslümanlar göç ediyor. İşte bu göç sırasında Medine'de Müslümanları karşılayanlar, onlara yardım edenlere ensar, göç eden Müslümanlara muhacir deniliyor. O zaman biz ne öğrendik? Zaten duymuşsunuzdur mutlaka bunları da. Muhacir göç edenler, değil mi? Mekke'den Medine'ye gidenler. Ensarsa neymiş? Ensarsa Müslümanlara işte yardımcı olan, onların Medine'de barındıran, yardımcı olan insanlar, karşılayan insanlar. Peki, Medine Sözleşmesi Şimdi Müslümanlar Hz. Muhammed öncülüğünde Medine'ye gidince artık Medine'de farklı farklı gruplar var. Özellikle Yahudiler var orada. Şimdi toplanıyorlar. Hepsi Hz. Muhammed'in etrafında toplanıyor. Hz. Muhammed diyor ki bundan sonra diyor hepimiz biriz diyor. Bu şehirdeyiz diyor. Ve bu şehri dışarıdan gelen tehlikeler karşı birlikte koruyacağız diyor. Ve Medine sözleşmesi imzalanıyor. Tamam mı? Bu sözleşmeye göre dışarıdaki düşmanlara karşı ortak hareket edilecek. Yani aslında bir vatan kavramı ortaya çıkıyor gibi değil mi? Hep bir arada bu topraklarda yaşıyoruz ve bir olacağız. Karşı tarafa karşı, düşmana karşı birlikte hareket edeceğiz. E, 624 yılında bakıyoruz. Mekkeli müşrikler ne yapıyorlar? İşte e, Müslümanların bıraktıkları mallara, topraklara, hayvanlara el koyuyorlar. E, Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında ilk savaş yapılıyor. Bakın bu ilk savaş. Bedir Savaşı. Mekkeli müşrikler bu savaşta kaybediyorlar. Hatta bu savaşta Hazreti Muhammed kazandıktan sonra e, elde ettiği esirlere şunu söylüyor. Diyor ki esirlere siz diyor aranızdaki her bir esir 10 tane Müslümana okuma yazma öğretirse onu serbest bırakacağız diyor. Normal şartlarda fidye verip serbest kalabilecekken herkesin parası yok, fidye veremiyor. Fidye vermek isteyenler, veremeyenler ya o zaman okuma yazma öğretsinler Müslümanlara. Öyle serbest kalsınlar. İşte bu Bedir Savaşı'ndaki bu karar İslam'ın Hz. Muhammed'in eğitime önem gösterdiğini de gösteriyor. daha sonra bakıyoruz. Uhud Savaşı yapılıyor 625 yılında. Uhud Savaşı da şey Mekkeli müşriklerin aslında öc alma mücadelesi. Biraz önce yenildiler ya bunun öcünü almak istiyorlar, saldırıyorlar. Hazreti Muhammed de o dönem ne yapıyor savaş sırasında? Savaştan önce daha doğrusu Uhud dağının eteklerine okçularını yerleştiriyor. 50-100 tane okçu koyuyor diyor ki siz diyor, asla buradan ayrılmayın diyor. Savaş sırasında Müslümanlar önde giderken e, Mekke'li müşrikler kaçmaya başlıyor ve bu süreçte arkadaşlar okçular yerlerini terk ediyorlar. E o dönem kenara sıkıştırdıkları böyle gizledikleri atlılar. Olaya dahil oluyor. Mekkeli müşrikler bu savaşı ne yapıyorlar? Kazanıyorlar. Hatta Hazreti Muhammed'in bu savaşta dişi kırılıyor. Hazreti Hamza burada şehit oluyor. Yani çok olumsuz bir durum ortaya çıkıyor bir anda ve Uhud savaşı kaybediliyor. Daha sonra bakıyoruz Hendek savaşı. Hendek savaşında düşmanlar, Mekke'li müşrikler geliyorlar, saldıracaklar. E bu süreçte Selman-ı Farisi diye bir İranlı adam var ve Hazreti Muhammed diyor ki biz diyor Medine'nin etrafını diyor hendeklerle kazarsak diyor Mekke'li müşrikler buradan geçemez diyor. Medine şehrinin etrafı hendeklerle kazılıyor ve gerçekten de Mekke'li müşrikler geliyorlar, saldırıyorlar, ok atıyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar ve geri dönüyorlar. Burada çok önemli bir gelişme yaşanıyor şimdi bakın Hudeybiye barışı, sınav sorusu olabilir. Ee, Hz. Muhammed öncülüğünde Müslümanlar hac ibadetini yerine getirmek istiyorlar. Bunun için de Mekke'ye gitmeleri gerekiyor. Ee, silahsız bir şekilde giriyorlar Mekkeli müşrikler onları yolda karşılıyorlar. Bir savaş ortamı çıkabilir ortaya. Ama uzlaşıyorlar. Şöyle bir uzlaşma gerçekleşiyor. Alınan karara göre ben zaten Hudeybi Barışı'nın şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki metnini buraya yansıtırım bir okursunuz kesin onu. Ama söyleyeyim önemini. Ee, şimdi Hz. Muhammed diyor ki tamam diyor biz bu sene diyor Mekke'yi ziyarete gelmeyeceğiz. Hac ibadetimizi yapmayacağız diyor. Seneye geleceğiz diyor. Aramızda 10 yıl savaş olmayacak diyor. Bu süreçte diyor bizden size yani Müslümanlardan Mekkeli müşriklere geçenler olursa biz bunu kabul edeceğiz diyor. Göndereceğiz onları diyor. Sizden bize gelen olursa yani Mekkeli müşriklerden Müslüman olmak isteyen olur da Medine'ye gelirse biz onları size geri teslim edeceğiz diyor. Bu çok iddialı bir şey biliyor musunuz? Yani bu adaletsiz gibi görünen bir anlaşma ama ilerleyen süreçte bunun böyle olmadığı da ortaya çıkıyor. Çünkü şöyle olmuş. Medine'den Müslümanlar Mekkeli müşriklere katılmak isterse gönderiliyor. Ama Mekkeli müşriklerden Medine'ye Müslümanlara gelenler alınmıyor ve bu alınmayanlar Mekke'ye de dönmüyor ticaret yollarında Mekkeli müşriklere zarar veriyorlar. Ondan sonra görülüyor ki aslında Mekkeli müşrikler bu işten zarar etmişler. Hudeybiye anlaşması arkadaşlar şöyle bir öneme sahip. Müslümanların resmen Mekkeliler tarafından tanındığı gelişmedir. E o zaman biz özellikle iki şeyi çok vurguladık. Medine Sözleşmesi ile Medine İslam Devleti kuruluyor. Hudeybiye barışıyla Mekkeliler Müslümanları resmen tanıyor. En basit, basit haliyle anlatırsam böyle. Hayber Kalesi Yahudilerden alınmış, muteseferi yapılmış önemli Bizans'la yapılan ilk savaş. Unutmayacaksın tamam mı? Muteseferi Bizans yani Doğu Roma İmparatorluğu ile yapılan ilk savaş. Halid bin Velid bu savaşta Seyfullah ünvanını almış. Mekke 630 yılında fethediliyor. Bu da çok önemli. Bak İslamiyet yeryüzüne Mekke'de indi. Mekke'de yayılmaya başladı. Hazreti Muhammed mecburiyetten dolayı Medine'ye göç etmişti. Şimdi ne yapıyor? Vatanına geri dönüyor aslında değil mi? İslam'ın yayıldığı noktayı fethediyor. Kaç yıl sonra? 8 yıl sonra Mekke fethediliyor. Huneyn seferi müşrikler bu savaşta yenilgiye uğratılıyor. Bu zaferle Arap Yarımadası'ndaki son putperest tehdit ortadan kalkmış oluyor. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabında üzerinde durulan bir nokta olduğu için bunu aynen kopyaladım, yapıştırdım tamam mı? Son putperest tehdit Huneyn seferiyle Arabistan Yarımadası'nda ortadan kalkmış. Taif seferi Huneyn savaşında Taifliler müşriklere yardım etmiş. Hazreti Muhammed de bunun üzerine Taif üzerine sefer düzenliyor. Fakat şehrin surlarla çevrili olması, Taiflilerin şiddetli direnişleri seferi sonuçsuz bırakıyor ama Taiflilere bakıyoruz. Gelecek yıl ne yapıyorlar? Zaten kendileri İslamiyet'e geçiyorlar. Tebük seferi Bizans'la yapılıyor yani Doğu Roma İmparatorluğu yapıyor ve Arabistan dışına yapılan ilk sefer Hazreti Muhammed'in son seferi bu. Biliyorsunuz Hazreti Muhammed'in katıldığı savaşlara gazve deniliyor. Bu da aklınızda olsun. Gazve demek Hazreti Muhammed'in bizzat orduyu komite ettiği savaşta bulunduğu savaşlar gazve. 632 yılında da arkadaşlar ne olmuş? Hazreti Muhammed vefat etmiş. Vefat etmeden önce veda haccını yayınlamış. Ve özellikle çok iki çok önemli iki tane cümle kurmuş. Bir, Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. Yani tüm insanlar eşittir. Bu çok önemli bir kavram. Çünkü o dönem Araplar kendilerini üstün görüyorlar tüm dünyadan. Tüm milletlerden e, soy üstünlüğü anlayışı var. Bunu yıkmak istiyor. E, bir de arkadaşlar kadınları e, insanlara emanet ediyor. Kadınlara zarar vermeyin, onlara değer verin, değil mi? Bu en önemli gelişmeler tamam mı? Burayı unutmayın. Şimdi dört halife döneminden bahsedeyim. Dört halife dediğimde Hz. Muhammed'in vefatından sonra onların halefleri, Hz. Muhammed'den sonra gelenler Arkadaşlar 4 halife dönemin bir kronolojisini bilmemiz lazım. Hangisi önce hangisi sonra geliyor bakın. Evinin önünde oturan adam diye bir kodlamamız var. Hemen kodlayalım. Evinin önünde oturan Adam bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'den sonra Ömer, Osman, Ali. Tamam doğru sıralaması bu. Şimdi Hazreti Ebu Bekir döneminde dinden dönenler var. Hazreti Muhammed vefat edince İslam'ı terk eden insanlar oldu. Dolayısıyla dinden dönenlerle, dini reddedenlerle ridde savaşları yapıldı. Bu açıdan önemlidir. Ridde savaşları hangi dönemmiş? Hazreti Ebu Bekir dönemi. Kur'an-ı Kerim kitap haline getiriliyor. Bu da çok önemli. Hatta şu da çok önemli. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi Hazreti Ebu Bekir ama çoğaltılması Hazreti Osman. Bu ikisini asla unutmayacağız. Bizans'la Ecnedin ve Yermük savaşları yapılıyor ve kazanılıyor. Burada göreceksiniz Yermük savaşlarını Hazreti Ömer döneminde kabul eden kaynaklar da olacak. Çünkü tarihi tartışmalı bir tarih. Ama ben Ecnedin ve Yermük Hazreti Ebu Bekir döneminde değerlendirdim. Hazreti Ömer dönemine geçiyorum. Burada Sasanilerle çok önemli savaşlar var. Köprü Savaşı, Kadisiye Savaşı, Celula, Nihavend bunlar arasında özellikle Köprü Savaşı kaybedilse de diğer 3 savaş kazanılıyor. Hatta bu Nihavend Savaşı çok önemli. Müslüman Araplar Sasanileri bu savaşla yıkıyorlar ve İran topraklarına egemen oluyorlar. Şimdi Müslümanların İran'a gelmesi demek Türklerle komşu olunması demek. O yüzden Hazreti Ömer döneminde Müslüman Araplarla Türkler ilk defa komşu oldular, sınır oldular. Ancak Hazreti Osman döneminde ne olacak? İlk çatışmalar başlayacak. Emeviler döneminde de büyük savaşlar en kanlı savaşlar yapılacak. Tekrar söyleyeyim Türklerle Müslümanlar Nihavend Savaşı'ndan sonra Sasaniler yıkıldıktan sonra komşu oluyorlar Hazreti Ömer döneminde. Hazreti Osman döneminde ilk çatışmalar yaşanıyor. Hatta Hazar Türkleri ile Hazreti Osman mücadele ediyor. Daha sonra da Emeviler döneminde Türklerle Müslümanlar arasında en kanlı savaşlar yapılıyor. Arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde nereler alınmış? İran, Irak. Mısır, Suriye, Kudüs, Azerbaycan buralar ele geçiriliyor ve İslam devletinin sınırları epey genişliyor. Düzenli ordu kuruluyor, ordugah kuruluyor. Fustat adı verilen ordugah Mısır topraklarında bu da Kuzey Afrika'nın fethini kolaylaştırmak için bir ordugah kent kuruluyor. Sınırlar genişledikçe ülkeyi idare etmek zorlaşıyor. Dolayısıyla ülke idari birimlere ayrılıyor. Hatırlıyor musunuz Perslerde de böyleydi. Sınırlar genişleyince Persler ne yapmıştı? Ülkeyi idari birimlere yani satraplıklara bölmüştü. Burada da ülke idari birimleri ayrılıyor. Her devlette de böyledir. Osmanlı Devleti'nde de öyle mesela. 1. Murat döneminde artık sınırlar genişleyince ne oldu? Rumeli Beyler beyliği kuruldu. Yıldırım Bayezid döneminde ne oldu? Anadolu Beyler Beyliği kuruldu. Mantığı aynı. Divan teşkilatı kuruluyor. Kadılık makamı kuruluyor. Beytülmal bu çok önemli. Beytülmal e, İslam devletinin hazinesi, devlet hazinesi. Zaten e, savaşlarda biliyorsunuz elde edilen ganimetlerden bir kısmı Beytülmal'a aktarılır. E, dolayısıyla Beytülmal devlet hazinesi Hazret Ömer döneminde oluşturulmuş. E, İslam devleti ...teşkilatlanıyor şu anda. İktidar sistemi uygulanıyor. İlk defa Hazreti Ömer döneminde uygulanmış ama ilerleyen süreçte... ...göreceğiz. Osmanlı Devleti'nde de iktidar sistemi uygulanacak. Selçuklu Devleti'nde de iktidar sistemi uygulanacak. Mantığı şudur arkadaşlar. Hizmetinin karşılığında... ...valilere, komutanlara, devletin önemli memurlarına... ...kullanım hakkı bırakılan topraklardır. Bu topraklarda devlete ne yapılır? Hizmet gösterilir. Devlete fayda sağlanır. Hatta Osmanlı boyutuyla... ...düşünecek olursak devlete asker beslenir bedava askerlerin yetiştirildiği sistemdir bu. Tabi ki Osmanlı'daki ismi ikta değil Osmanlı'daki ismi dirlik sistemi ya da tımar sistemi olarak ifade edilir. Askeri posta teşkilatı kuruluyor. Hicri takvim bu dönemde düzenleniyor. Hazreti Ömer döneminde hicri takvim hazırlanmış buna dikkat. Hazreti Osman dönemine geldim. İlk donanma kuruluyor. İslam devletinin ilk donanması kuruluyor ve Kıbrıs Tunus toprakları alınıyor. Tunus biliyorsunuz Kuzey Afrika'da olan bir toprak. Kıbrıs'ı zaten biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de. Bizans'la Zatü Savari Savaşı yapılıyor ve İslam Devleti ilk deniz zaferini kazanıyor. Bakın AYT sınavında özellikle söylüyorum bu ilk donanmanın kurulması çok önemli karşımıza gelebilir. Hazreti Osman dönemine denk geliyor. Türklerle ilk savaşlar başladı. Biraz önce söylemiştik ya Hazar Türkleri ile Hazreti Osman mücadele ediyor. Hazar... Hazreti Osman, Hazar Türkleri, Hazreti Osman. Hazreti Osman döneminde Hazar Türkleri, Emeviler döneminde ise Türk işlerle mücadele ediliyor. Aklınızda olsun. Belencel Savaşı ile Hazar Türkleri İslamiyet'in Kafkasya'da yayılmasına engel olmuş. Bu dönemde Kur'an-ı Kerim çoğaltılmış. Arkadaşlar Hazreti Osman vefat ettikten sonra onu şehit eden kişi bulunamıyor tamam mı? Hazreti Ali başa geçiyor ve o dönemde Hazreti Ali bundan sorumlu tutuluyor. Yani Hazreti Osman'ın katillerini bulmadın, e, ciddiye almıyorsun, e, bu noktada araştırma yapmıyorsun gibisinden Hazreti Ali'yi suçlamaya başlıyorlar ve Hazreti Ali sakin olması gerektiğini söylüyor. Acele etmeyelim, sakin olalım, onları bulacağız gibisinden söylemlerde bulunuyor. Bu süreçte Hazreti Ayşe yani Hazreti Muhammed'in eşi Talha ve Zübeyr'i de yanına alıyor taraftarlarını topluyor. Hazreti Ali bu noktada ilgilenmediği gerekçesiyle Hazreti Ali'ye savaş ilan ediyor. Ve Cemel vakası yani deve olayı denilen olay yaşanıyor. Hazreti Ayşe devesinde Talha, Zübeyri ve taraftarları Hazreti Ali ile çatışırken Hazreti Ali bu tarafı alt ediyor. Ve Hazreti Ayşe'yi indirip devesinden Medine'ye gönderiyor. O yüzden Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafına geçtiği için olay deve olayı olarak biliniyor. Şimdi Tamam Hazreti Ayşe'yi Medine'ye gönderdi. Sonra ne oldu? Muaviye çıktı ortaya. Muaviye de akrabası Hazreti Osman'ın öldürülmesinden ve bu noktada yeterli çalışmayı yapmadığı gerekçesiyle iddiasıyla Hazreti Ali'yi sorumlu tutuyor. Ben halife olacağım diyor. Ve Sıffin Savaşı yaşanıyor. Hazreti Ali ile Muaviye arasında. Hazreti Ali Muaviye'yi yenecekken bu anlaşılınca Muaviye hemen ne yapıyor? Ee, askerlerini mızraklarının ucuna Kur'an-ı Kerim sayfalarının takmasını emrediyor. Ve askerler ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim sayfalarını mızrağa takıyor. Hazreti Ali bunun oyun olduğunu anlıyor. Askerlerine söylüyor ama askerleri herkes savaşı bırakıyor. Ve aramızda Kur'an-ı Kerim hakem olsun diyor Muaviye. Orada bir oyun yapacak belli. Ondan sonra Amr bin As diye bir adam var. O da bir anda oldu bittiye getiriyor. Halife olarak Muaviye'yi seçiyor ve Hazreti Ali de bunu tabi kabul etmiyor. Bu sif e, hakem olayı dediğimiz olay aslında e, İslam tarihinde şu kavramları ortaya çıktı. Bakın e, Hazreti Ali'yi haklı bulanlar, Şiiler, Emevileri haklı bulanlar, Muaviye taraftarları ve bir de Hariciler iki tarafı da haklı bulmayanlar, iki taraftan da ayrı olanlar hariciler. Yani Emeviler, Şiiler, Hariciler bu noktada ayrılık gösterdi. Ve Hazreti Ali de ne oldu? Bir harici tarafından şehit edildi. Hazreti Ali şehit edilince e, oğlu Hazreti Hasan kısa bir süre ne yapıyor? Halifelik yapıyor ama tabii e, Muaviye geliyor o süreçte baskıyı arttırıyor zaten güç onda. Ne yapıyor? E, Emevi devletinin kurucusu olarak e, halifeliği üzerine alıyor. Hazreti Hasan'la anlaşma yapıyor. Muaviye diyor ki ben diyor öldükten sonra diyor benim e, ben öldükten sonra diyor sen yani Hazreti Ali'nin oğluna ...Hazreti Ali şey Hz. Hasan'a diyor ki sen tahta çıkacaksın. Yani sen halife olacaksın diyor. Tamam diyorlar. Ama e, Muaviye öldükten sonra da ne oluyor? Oğlu Yezid şeye çıkıyor halife oluyor. Dolayısıyla İslam tarihindeki ayrılıklar iyice derinleşiyor. Hatta kaos ortamı yaşanıyor. Şimdi ne yapalım? Emeviler dönemine geçelim. Bakın. Emeviler 661 ile 750 yılları arasında hüküm sürüyor. Emevi devletinin kurucusu Muaviye başkenti Şam. Ölmeden önce Yezi'di halife tayin ediyor Muaviye. Burada olmaması gereken şey bu aslında değil mi? Yani Muaviye öldükten sonra kim çıkacaktı? Ee, gelecekti başa. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan değil mi? Büyük oğlu Hazreti Hasan geçecekti. Ama ne yaptı? Ee, Yezid'e bıraktı ve e, şimdiye kadar e, halifeler seçimle sevilen, tercih edilen, kanaat getirilen e, nasıl söyleyeyim? seçimle iş başa geliyordu halifeler. Şimdi artık babadan oğla geçti. Yani kimin olduğu önemli değil. Nasıl bir insan, nasıl bir karaktersin hiç önemli değil. İslam devletinin başına babasının oğlu geçecek. Bundan sonra zaten e, İslam tarihinde çok olumsuz olaylar yaşanacak. Şimdi bakın Kerbela olayı nasıl oldu? Emevilerde Muaviye öldükten sonra e, Yezid halife tayin edildi babadan oğula. E tabii ki Hazreti Hüseyin bunu kabul etmedi Hazreti Ali'nin oğlu. Ve Hazreti Hüseyin 680 yılında Kerbela'da Irak topraklarında Kerbela'da şehit ediliyor. Bundan sonraki süreçte de artık İslam tarihinin en sert ayrımı başlıyor. Hani bizim o Şin, Şii, Sünni dediğimiz biz böyle şeylere bizim nesil takılmaz ama bizden önceki nesiller böyle şeylere çok takılırdı. Şii-Sünni dediğimiz ayrılıklar, sert ayrılıklar aslında tam bu dönemde netleşiyor anlatabildim mi? Daha öncesinde ayrılıklar başladı ama bu dönem artık Kerbela olayından sonra bu olaylar artık zirveyi görüyor. Peki Emeviler döneminde neler oluyor? İki kez İstanbul kuşatılıyor. Demek ki Emeviler de İstanbul kuşatmış. Bakın Türk tarihinde İstanbul kuşatmaları var. Avarlar, Tuna Bulgarları, Çakabeyli, Osmanlı ama Emeviler döneminde de İstanbul kuşatılıyor. Dikkat. Türklerle en kanlı savaşlar bu dönemde yapılıyor. Evet Orta Asya'da Türklerle ilgili çok büyük savaşlar yapılıyor. E, Orta Asya'da Türk işler Emevileri durduran devlet oluyor. Yani Orta Asya'da İslamiyet'in yayılmasına, Emevilerin ilerlemesine Türk işlerde sulu kağan engel oluyor. Kuzey Afrika'nın fethi bu dönemde tamamlanıyor. Sınırlar genişliyor. Mevali politikası uygulanıyor. Yani Arap üstünlüğü anlayışı. Arap olmayanlar dışlanıyor. ikinci sınıf vatandaş kabul ediliyor. O yüzden Türkler asla ve asla Türkler asla ve asla bu dönemde Emevilerin politikalarına ve İslamiyetin yayılmacı anlayışına sıcak bakmıyorlar. Tamam mı? Bunlar gittikten sonra Türkler Abbasiler döneminde İslamiyete sıcak bakıp ne yapıyorlar? İslam'a geçiyorlar Türkler. Emeviler döneminde değil çünkü niye? Mevali politikası var. Abdülmelik dönemi ilk İslam parasının bastırıldığı dönem. Arapça bu dönemde resmi dil ilan ediliyor. Bu önemli. Sorularda çok karşınıza çıkar. Kadix Savaşı ile 711 yılında Tarık bin Ziyad komutasında İspanya fethediliyor. Biliyorsunuz Endülüslerin İspanya topraklarını Avrupa topraklarına geçenleri Endülüs Emevileri olarak ifade ediliyor. Ve Tarık bin Ziyad komutasında İspanya fethedilince Endülüs Emevileri ne yapacak? Kurulacak. Ancak Avrupa'da Puvatya Savaşı ile Endülüs Emevileri Franklar tarafından durdurulacak. Emeviler'de mevalih politikasına son verdiği için Ömer bin Abdülaziz 5. Halife olarak ifade edilecek. Emeviler'den sonra da arkadaşlar kim geliyor? Abbasiler geliyor. Abbasiler'de 750-1258 yılları arasında hüküm sürmüş bir Müslüman Arap devlettir tamam mı? Başkent olarak Bağdat'ı kullanmışlar. Talas Savaşı ile 751 yılında, Çin'le savaşıyorlar. Burada hani biz diyoruz ya Çinlerle Müslüman Araplar savaştı. Karluk Türkleri de Müslüman Arapların yanında yer aldı. İşte o savaş Talas Savaşı. Bu dönemde Abbasiler var. Karluk Türkleri Abbasilerle haşır neşir oluyor. Ve birlikte Çin'i yeniyorlar. İşte bu savaştan sonra Türkler ne yapıyorlar? Abbasilerin Emeviler'e göre daha hoşgörülü olduğunu, mevali politikasını uygulamadıklarını görünce ne yapıyorlar? Türkler İslam'a bu dönemde geçmeye başlıyorlar. Mevali politikası yerine ne yapmışlar? hoşgörülü bir politika benimsemişler. En güçlü dönemleri Harun Reşit dönemi. Bu dönemde Bizans sınırında Avasım adı verilen sınır şehirleri kurmuşlar. Halife Memun döneminde Beytül Hikme çok önemli. Yani bilgelik evi kuruluyor. Eğitim alanında yapılan en önemli çalışmalardan bir tanesi. Halife Mutasım döneminde Samarra şehri kuruluyor. Türkler askeri özelliklerini kaybetmesin diye. Çünkü Abbasiler Türkleri askeri anlamda kullanan bir devlet. Türkleri ordularında ve idari kadrolarında yer veriyorlar. Bu önemli. Hatta bir süre sonra Abbasiler zayıflıyor ve bu ee, ordularda idari kadrolarda bulunan e, Türk komutanlar güçleniyor Abbasiler de zayıflayınca bunlar kendi devletlerini kuruyorlar bu devletlerde Tolunoğulları Akşitler arkadaşlar bakın şu tanıma dikkat edin Abbasilerin merkezi otoritesinin zayıflamasıyla ortaya çıkan devletlere ne ad verilir Tavaifi mülk devletleri Tolunoğulları Akşitler bu devletlerden iki tanesi tamam mı Demek ki Abbasiler zayıflayınca ortaya çıkmışlar Tolunoğulları ile Akşitler. Abbasiler Hülagü Han yani İlhanlı Devleti tarafından 1258 yılında yıkılıyor. Bu da tarihte önemli gelişmelerden bir tanesi. İlhanlılar yani Moğol Devleti İlhanlılar Abbasilere son veren devlet. Şimdi çok önemsediğim bir nokta var. Bakın Hz. Muhammed döneminde İslam Devleti'nin merkezi Medine. Zaten biliyorsunuz Medine Sözleşmesi ile İslam Devleti'nin temeli atıldı. Medine başkent. Hazreti Ebu Bekir döneminde, Hazreti Ömer, Hazreti Osman döneminde başkent Medine. Ama Hazreti Ali döneminde o e, Hazreti Ali'nin, Hazreti Osman'ın katillerini bulmadığı söylemleri, Hazreti Ali'ye bir tepki oluşturulması bilerek oluşturulan o tepkiden sonra Hazreti Ali yönetim merkezini Medine'den Kufe'ye taşıyor. Tamam mı? Emeviler döneminde başkent Şam oluyor. Abbasiler döneminde de başkent Bağdat oluyor. Şimdi AYT sınav sorusu ÖSYM bunu sordu. E, arkadaşlar Yesrib Medine'nin diğer ismidir. Tamam mı? Medine Tün Nebi olarak da biliniyor Medine. Hazreti Muhammed Medine'de vefat ediyor. Mekke'de doğuyor, Medine'de vefat ediyor. Bunu biliyorsunuz. Endülüs Emevileri İspanya'da kuruluyor. Başkenti Kurtuba. Endülüslerin ardından kurulan Beni Ahmer devleti İspanya'daki son İslam devleti. Yani Endülüs Emevileri İspanya'ya, Avrupa'ya geçtikten sonra orada varlıkları uzun yıllar devam ediyor topluluk olarak. Devlet olarak yıkılsa da varlıkları devam ediyor. Beni Ahmer Devleti'nin başkenti Granada, Elhamra Sarayı Beni Ahmer Devleti'ne ait en önemli eser diyebiliriz. Şimdi şu tanımı tekrarlıyorum. Abbasi devletinin merkezi otoritesinin zayıflamasıyla ortaya çıkan devletlere ne deniliyor? Tavaifi mülk devleti. Emevilerin izlediği mevali politikasını unutmuyorsun. Arap ırkçılığı, Türklerin İslamiyeti benimsemesini geciktiren bir gelişme. Bu da bizim için çok önemli. Arkadaşlar burada İslam tarihi ünitesini yorumlayacağız. Önemli yorumlar ortaya çıkartacağız TET için ve sonrasında ne yapacağız? Bir eşleştirme yapacağız. Konuyu pekiştirmeye çalışacağız. İslam devletinin temellerinin atılması ile ilgili bize bir şey gelecekse önümüze bir bilgi. Burada aklımıza iki şey gelsin. Bir hicret olayının gerçekleşmesi. Yani 622 yılında Müslümanların Hazreti Muhammed öncülüğünde Mekke'den Medine'ye göç etmesi ve hemen ardından Medine'de Medine Sözleşmesi'nin imzalanması, İslam Devleti'nin temellerinin atılmasında iki etkili olay. Dört halife döneminin Cumhuriyet dönemi olarak ifade edilmesinde hangi gelişme ne etkili oluyor? Halifelerin seçimli iş başına gelmesi. Ancak bu yöntem ne zaman sonlanıyor? Muaviye döneminde. Emevi devletinin kurucusu Muaviye ne yapıyor? Ee, kendi oğlu Yezid'i tayin ediyor. Halife tayin ediyor. veliaht tayin ediyor. Dolayısıyla Muaviye ölünce artık babadan oğla bir yönetim geliyor. Yani e, halifelik saltanata dönüşmüş oluyor. Bu kötü bir şey tabii ki. Hazreti Ömer döneminde devletin idari birimleri ayrılmasıyla ülke yönetimi kolaylaşır. Doğru zaten e, sınırlar genişlediği için idari birimlere ayrılıyor ve idari birimler oluşunca da devleti yönetmek tabii ki kolaylaşıyor. Bu Persler'de de böyleydi, değil mi? Hazreti Ömer döneminde sınırların genişlemesi devletin kurumsallaşmasını zorunlu hale getirmiştir. Mantıklı geçtim. Haraç ve cizye gelirlerinin artması gayrimüslim nüfusunun arttığına kanıttır. Doğru mu? Doğru. Haraç ve cizye gayrimüslimlerden alınan vergi arkadaşlar. Haraç gayrimüslimlerin toprakla uğraşanlarından alınıyor. Cizye de gayrimüslimlerin askerlik yapmayanlarından alınıyor. Dolayısıyla haraç vergisi gelirleri arttıkça, cizye gelirleri arttıkça şunu anlıyoruz ki gayrimüslim nüfusu artmış. Ganimet gelirlerinin artması Fetihlerin arttığının kanıtıdır. Ganimet fetih yoluyla elde ediliyor. Savaşta kazanınca askerler ne yapıyor? E, savaş esnasında ele geçirdikleri ganimetleri alıyorlar. E, dolayısıyla fetihler artarsa ganimet artar. Gümrük vergilerinin artması ticaretin geliştiğinin kanıtıdır. Bu da basit bir yorum. Abbasilerin mevali politikasını terk etmesi İslamiyet'in Türkler arasında yayılmasında etkili oluyor. Doğru. Hatta Türkler Talas Savaşı'nın ardından İslamiyet'i ne yapacaklar? E, geçmeye başlayacaklar. Talas Savaşı Türklerin İslam tarihi açısından dönüm noktası diyebiliriz. Şimdi güzel bir eşleştirme yapalım burada. Bakın. İlk İslam donanması hangi dönemde kuruldu? Hazreti Osman dönemi. Hatta Zatü Savari Savaşı yapılmıştı. Ona da dikkat. E, İslam Devleti'nin ilk savaşıydı. Deniz Savaşıydı. Zatü Savari Savaşı. Ülkenin idari birimleri ayrılması. AYT'de e, çeldirici olarak kullanılabilir. Şöyle yani işte Hazreti Ebu Bekir dönemi gelişmeleri arasında hangisi bulunmaz der. Mesela ülkenin idari birimlere ayrılması der. Hazreti Ömer dönemi. Arapçanın resmi dil olması kim dönemi? Emeviler dönemi. Ridde savaşları Hazreti Ebu Bekir dönemi dinden dönenlerle, dini reddedenlerle savaşıldı. Kur'an-ı Kerim'in kitaba dönüşmesi Hazreti Ebu Bekir ama Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması derse o zaman Hazreti nerede? Osman dönemi şurada. Beytül Hikme Abbasiler döneminde kuruluyor. Kufe hangi dönem başkent oluyor? Hazreti Ali döneminde başkent oluyor. Cevaplarına da bakalım hemen. Abbasiler döneminde Beytül Hikme kuruldu. Hazreti Ömer döneminde ülke idari birimleri ayrıldı. Hazreti Ebu Bekir döneminde Ridde savaşları, Kur'an-ı Kerim'in kitaba dönüştürülmesi, Hazreti Osman döneminde ilk İslam donanması, Zatü Savari savaşı, Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması, Hazreti Ali döneminde merkez Kufi oldu. Emeviler döneminde Arapça resmi dil oldu. Hatta ilk İslam parası Emeviler döneminde Bastırıldı. Arkadaşlar İslam tarihi ünitesi bu. Buradan soru gelecekmiş gibi çalışın. Vurguladığım noktalara çok önem verin. Video işinize yaradıysa lütfen beğenin. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Yorumlara nokta da olsa bir yorum bırakın. Kanalımız büyüsün. Videolarımız yayılsın istiyorum. Emeğimiz boşa gitmesin. Sizin de emeğiniz boşa gitmesin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.